Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz. Siyasetin perde arkasını ve kulislerini konuşacağız. Gerçekten Ankara'da siyaset Ağustos sıcağına rağmen devam ediyor. Biraz önce de söyledim, milletvekillerinin çoğunluğu bölgelerine gitse de siyasetin zirvesi kendi arasında yine görüşmeye ve ortak akıl oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela Meral Akşener bugün İYİ Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na gitti, Gelecek Partisi Genel Başkanı'na ve Türkiye'nin bundan sonraki yol haritası konuşuldu. Cumhurbaşkanı adayından tutun da yeni dönemde parlamenter sistem ne dönüp dönülmeyeceği ya da ittifakların ne olup ne olmayacağı konusunda karşılıklı istişarede bulunuldu. Bütün bunları konuşacağız ve bunları kulisleriyle alacağız. Konuğumuz Sözcü Gazetesi'nin köşe yazar aynı zamanda Ankara temsilcisi, gazeteci yazar sevgili Saygı Öztürk. Saygı abi hoş geldin. Sağ ol Fatih. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu Ahmet Davutoğlu ile Meral Akşener'in bir görüşmesi oldu bugün. Bir gazeteci gözüyle önce şunu sormak isterim. Yani ortalık yaz. Siyasetin aslında normalde yazın tansiyonu düşer, parlamento kapanır, siyasetin yelkenleri biraz çekilir. Doğru. İnsanlar daha çok işte kıyıdaki olaylar, orman yangınları, turizm de yok ama en azından kıyı şeridiyle ilgili haberlerle ilgilenir. Bir de ülkede var olan işte ekonomik krizin böyle belirtileri gibi. Doğru. Bir günlük sorunlara odaklanırlar. Peki ne oldu da bugün Sayın Meral Akşener Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti? Bu bir nezaket ziyareti miydi? Yoksa ortada bundan çıkarmamız gereken bir sonuç var mı Saygı abi? Şimdi son dönemlerde ne konuşuluyor? Gündemde konulara baktığın zaman ya erken seçim var mı yok mu? Erken seçime gidilecek mi gidilmeyecek mi? İşte bilmem Millet İttifakı'nda falanca kişiler yer alacak mı almayacak mı? En çok bunlar konuşuluyor. Ve sanki ülkede yarın Cumhurbaşkanı seçimi yapılacakmış gibi de bakıyorsun ya Kılıçdaroğlu aday oluyor mu, yok işte bilmem falanca aday olacak mı, yok CHP içerisinde filanca mı aday oluyor, hep bunlar konuşuluyor. Ya ortada baktığın zaman 2023'te yapılması gereken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var ama özellikle hükümete yakınlığıyla bilinen televizyonların ana ve vazgeçilmez konusu CHP. Ve CHP'yi konuşurken de mutlaka ve mutlaka Kemal Kılıçdaroğlu, mutlaka ve mutlaka Kılıçdaroğlu aday olacak, olmayacak. İşte o olmazsa bilmem işte kimi yapacaklar, Millet İttifakı aday olursa kim aday olacak, hep sürekli bunlar konuşuluyor. Bunlar konuşulunca baktığın zaman sanki ülkede ya bu seçim, Türkiye seçim atmosferine mi girmiş? Ya da ülkemizde sınırlarımızda meydana gelen her olayı mutlaka siyasete bağlanıyor. Şöyle bağlanıyor. Bunlar seçimle ilgili yatırımlar, işte bunlar ülkede işte bir erken seçimin, ani bir baskın seçimin hazırlıkları diye yorumlanıyor. Şimdi böyle konular konuşulunca bir de şu konu gündeme gelir. Yani tamam bir AKP'den kopanların oluşturduğu, bir dönem bu ülkede başbakanlık, AKP genel başkanlığı yapan Ahmet Davutoğlu var. Ahmet Davutoğlu acaba bu Millet İttifakı'nın içerisinde yer alacak mı? Ya da işte Ali Babacan yıllarca bakanlık yapmış, AKP içerisinde yer almış, seçimlere katılabilecek mi? Acaba işte 41 ilde örgütlenmeleri tamam oluyor mu? İşte kongreleri yetişebilecek mi? Bunların kongreleri yetişmeden önce yetişmemesi halinde ne yapılacak? Milletvekili onlara verilecek mi? Gibi birçok konu konuşuluyor. Ve inanın bugün konuşulan konular arasında yer alanlardan birisi, ani bir baskın bir seçim olması durumunda bizden işte size şu kadar milletvekili veya CHP'den size şu kadar milletvekili verebiliriz diye konuşulmuştur. Bak mutlaka konuşulan konular arasında yer alır. Neden? Çünkü bir baskın seçim durumunda yani onların seçime katılacak ortamı tam olarak sağlayamadığı yani kongrelerini yapamadıkları bir süreç olursa onların seçime katılmasında katılması için büyük çaba gösterecektir. Aynı zamanda tabii ister istemez bu konular konuşulunca Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda siz de düşünüyorsunuz. Ya da bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi felakete götürüyor. Tek adam
dönemine tam anlamıyla Türkiye'ye sokulmuş durumda. Türkiye bundan sonra ne olacak? Parlamenter demokratik sisteme nasıl döneceğiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Akşener? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Davutoğlu? Diye birbirlerine mutlaka sorular sormuşlardır. Evet. Bugünkü görüşmeden bahsediyorsunuz. Mutlaka, evet. Peki perde arkası ya da kulis bilgisi var mı? Yani çok erken daha ama. Hayır, bunlar yani ister istemez bakın şunu çok net olarak söyleyebilirim. Hangi siyasi parti yani seçime katılacak olan siyasi partilerden Deva Partisi'ne ve diğer siyasi partiye hangi siyasi partiden kaç milletvekili gönderileceği hatta gönderilecek isimlerin isimleri bile belli onu da söyleyeyim. Neden? Ani bir hazırlığa karşı A planlı, B planlı neyse bir takım planlar var. Yani CHP'nin hazırladığı milletvekili. CHP'nin ve diğer ortakların hazırladığı plan var. Bunlar doğrudan belki doğrudan CHP Genel Başkanı ile işte Davutoğlu arasında değil ama ikinci adam veya bu konularla ilgili görüşmeleri yapacak kişiler arasında bu tür konuların hep konuşulduğunu ben de en yetkili ağızlardan bildiğim için bunları sizinle paylaşmış oluyorum. Peki yani bu bir erken seçime de hazırlık anlamına şöyle, gelmiyor bakın, mu? Şöyle bakın, sürekli olarak ne konuşuluyor Türkiye'de? Her an bir erken seçime gidilebilir. CHP Genel Başkanı olsun, İYİ Parti Genel Başkanı olsun ne diyor hemen arkasındaki bir cümlede? Ya her an bir seçime gidebilir, biz bu seçime hazırız. Bugün CHP'nin yönetimine veya üst düzey yetkilileriyle konuştuğunuz zaman yarın seçim, CHP Genel Başkanı da sıkça vurguladı, yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunun anlamı çok açık. Her an bir seçimle karşılaşabiliriz endişeleri var. Her ne kadar hükümet kanadından ya şu anda böyle bir şey yok, erken seçim yok, seçimler zamanında yapılacak açıklamalar yapılmış olsa bile geçmiş dönemde de, 2018'de de 3 gün önce yapılan bir açıklamada AKP'den kesinlikle erken seçim gündemimizde yok denildi. 3 gün sonra yapılan açıklamada seçim tarihi verildi. Devlet Bahçeli'nin. Yani böyle gelişmeler oluyor. Yine yüzden, Devlet Bahçeli'ye mi güveniyorlar Saygı abi sence? Yani böyle bir şey söyleyemem de sonuçta Devlet Bey olmadan da böyle bir şey konular konuşabilir. Hayır, çıkıp yine Devlet Bahçeli ya erken seçim var diye öncelik alır ya da iktidarın suflecisi, seslendiricisi olur mu ben yine? Devlet Bey için böyle bir şey söyleyemem açıkçası. Yani yeri gelirse, konuşması gerekiyorsa konuşuyor Devlet Bey her zaman. Geçmiş dönemde de evet birçok konuda ön aldığı doğrudur. Yani birçok konuda hep Devlet Bey tarafından gündeme getiriliyor. Ama seçim konusuyla ilgili sonuçta seçime tek başına da karar veremeyeceklerdir. Tabii. Onu tabii da söyleyelim. Şimdi bir de şöyle var. Şimdi seçim dönemi, seçim kararını kim verecek? En az 360 milletvekilinin evet seçim yapılsın, erken seçime gidelim kararıyla ancak olabilecek. Peki ya da işte Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesiyle konu. O feshetme çok ikinci planda kalacak gibi görünen bir durum ama eğer böyle bir erken seçim olursa veya böyle bir AKP ve MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın böyle bir niyetleri olursa ve çağrı yaparsa CHP'ye, İYİ Parti'ye, hodri meydan, hadi bakalım erken seçime dediği zaman CHP, hayır biz seçim istemiyoruz kardeşim, aman biz seçimler zamanında olsun diyecek hali yok. Mutlaka onlar da bu seçime evet tamam biz de hazırız diyeceklerdir. Seçime biz hazırız değiliz diyemezler. Peki Deva Partisi, peki Gelecek Partisi, genel başkanları ne diyecekler? Evet baskı seçim ama biz de seçime giriyoruz diyecekler. Bunun seçime girebilmelerinin yollarından, yöntemlerinden birisi bunların milletvekili alınması. Transferi. 15 milletvekili. Bazen şöyle olacak Fatih. Şimdi diyoruz ki 15-20 milletvekili biliyorsun olması gerekiyor. Hı. Ya bakarsın AKP içerisinde işte o 3 yılını dolduranlar, 3 dönemlerini dolduranlar, partide bulunup da ya bizim bu partide artık geleceğimiz yok, bizi nasıl olsa aday yapmayazlar veya hata yaparlarsa geri plana atırlar diyenlerin de bu siyasi partilerde kendilerine yer arayacakları da bir gerçek. Yani her ne kadar yapılan hep açıklamalarda yeni yüzlerden, gençlerden parti kuruyoruz, siyasette daha önce hiç bulaşmamış isimler denilse bile bakarız ve görürüz ki her zaman siyasette bildiğimiz tanıdık yüzler her zaman yine ön planda oluyor. Bakın hangi parti olursa olsun kurulan her siyasi partide benzer sözleri duyarız ama benzer isimlerin de hep siyasette yani parti yönetiminde yine üst görevlerde olduğuna da hep tanık oluyoruz. Bunu
Mevcut uygulamalar da zaten hep bunu göstermektedir. Peki Sayın abi, dedin ki sen Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti yarın seçim olacakmış gibi o partiye gönderecekleri milletvekilleri listesini bile belli eder dedin. Evet. Peki bu liste şu an gerçekten 1'den 20'ye kadar grup kuracak sayıda eğer milletvekili vereceklerse ellerinde hazır bekliyor mu? Yoksa... Şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı isimler belli. Bunlar genellikle şunlar seçilir. Yani partide gerçekten gönül bağıyla bağlı olan siyasetçiler ve partinin tabandan gelen isimler, ne bileyim ya, gençlik kollarından beri diyelim ki CHP'dedir kişi. Bunlar parti görevi olarak kabul ederler. Yani gitmeleri, ya gönüllü olarak gitmek veya işte ne bileyim ya gidelim hayır olsun falan diye değil, partinin kendilerine verdiği bir parti görevi olarak kabul ediyorlar. Ve işleri kan ağlayarak, yılların partilileri, CHP'lisi. Ağlayarak gitmişler. Tabii ki giden, aynı şekilde. Basın toplantısı düzenlenen Ömer Fethi Gürer miydi? Doğrudur. Bakın mesela Ömer, örnek verdim. Şimdi Ömer Fethi Gürer, parti tabanından gelen, gençlik kollarından yetişen bir isim. Şimdi Ömer Fethi Gürer, hadi sen partiden istifa et, filanca partiye geç denilmesi kolay bir şey mi? Ama Ömer Fethi Gürer ne yapar? Bu parti görevidir, memleket görevidir der. Genel başkanının kendisine verdiği talimatı yerine getirir. İşleri kan ağlayarak. Ama böyledir yani bu. Burada da isimler genelde, yani yapılacak isim belirlemesinde en çok dikkat edilen konu şu. Tabandan gelen, parti görevi, bunu parti görevi olarak kabul edilen, yani yılların partisi olanlardan bu listenin yerine getirilmesi istenir. Dikkat edilirse önceki dönemde, yani İYİ Parti'nin seçime katılması sürecinde bir kişi de çıkıp hayır kardeş ben o şeye gitmek istemiyorum. Ne oldu o zaman söyleyeyim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Engin Altay'ı aradı telefonla. Engin Bey dedi, İYİ Parti'ye dedi biz işte 15 kişi vereceğiz. İsimleri belirleyin getirin. Engin Bey getirdi, bir liste yaptı. Kimlerin, yani parti genelde dediğimiz gibi tabandan gelen isimleri belirledi. Kılıçdaroğlu'na 20 kişilik sanıyorum bir liste. Evet, 20-22 kişilik bir liste verdi. Kılıçdaroğlu isimlere baktı. Karşısına işareti, kimin gitmesini istiyorsa o 20-22 kişilik listenin içerisinde 15 kişinin karşısına işaretleri koydu. Kendilerine de hatta bazı milletvekilleri o gün Ankara dışında olmalarına rağmen Engin Bey hepsini telefonla aradı. Yarın şu saatte genel merkezde olacaksınız dedi. Yarın saat o saatte geldi, herkes toplandı. Genel başkanın kararı kendilerine tebliğ edildi. Herkes işleri dediğimiz gibi kan ağlayarak da olsa, ama hem ülke çıkarları, hem ülkemizin geleceğiyle ilgili bir konuda, hem de partilerin kendilerine verdiği bir görevi yerine getirmek adına evet dediler. Yani benzer süreç bu dönemde de yapılabilir mi? Benzer sürecin yapılabileceği, yani buna göre şimdiden hazırlıkların yapıldığını da çok iyi biliyorum. Peki kim bu hazırlıkları yapan? Şimdi partinde her yerde bu işleri yapan bazı görevliler vardır. Genel başkanın talimatlandırdığı isimler vardır. Az önce ne diyorum? Mesela daha önce kim yaptı? Engin Altay. Bakın, yine bu görevi Engin Altay'a o zaman verilmişti. Engin Altay kim? Grup başkan vekili. Grup başkan, yani partinin milletvekilleriyle her daim iç içe olan bir isim. Demek ki genel başkan o dönem bu görüşmelerin veya bu tebligatlarının yerine getirmesiyle ilgili Engin Altay'ı görevlendirmiş. Bu kez bakarsın Özgür Özel'i görevlendirir. Ya da Engin Altay'a der ki çalışmalar siz devam ettirin der. Ya da diğer grup başkan vekilimize Engin Özkoç'a görevlendirir. Yani ben bunu bilemem ama görevlendirmeler yani meclis grubuyla genel merkez arasında bir uyum içerisinde yapılır diye bakıyorum. Bu son derece önemli bir bilgi. Yani şu an hem İYİ Parti'de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sinyali çakıldığı an İYİ Parti'den ve CHP'den aynen. DEVA Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne gidecek milletvekili listesi hazır diyorsun. Listesi hazır, evet. Listesi hazır. Bu arada tabii ki mesela DEVA Gelecek Partisi bildiğim kadarıyla 41 ilde örgütlendi. 41 ilde örgütlenmek yetmiyor. İşte o şu ilçelerin işte 3'te 2'sinde sanıyorum. Onların da kongrelerini yapmaları lazım. Bunları belli süre içerisinde yaparsa zaten bir sorun olmayacak. Yine baktığımız zaman DEVA Partisi
Onlar da bu konuyla ilgili çalışmalar. 6 aylık bir süresi yetiyor mu buna Saygı abi? Valla sanıyorum aralığa kadar, Gelecek Partisi için aralığa kadar süre doluyor. Yani Deva aralığa kadar için. Evet. Hayır, Gelecek Partisi'nde 6 ay içerisinde, Aralık ayına kadar bütün normal olarak bütün şartlarını yerine getirmiş. Tamamlıyor. O zaman milletvekiline olarak. İhtiyacı yok milletvekiline değil mi? İhtiyacı olmadan seçimlere katılabiliyor. Çünkü 41 il zorunluluğu yerine getirdik. Deva için. Partisi biraz daha Deva uzak. Deva Partisi için tabii biraz daha uzuyor. Neden? Biraz onlar ince eleyip sık dokuyorlar açıkçası. Özellikle internet üzerinden başvuruları kabul ettikleri için o başvuran kişilerin hayvizi çok oluyor tabii. Başvuranların arasında bunların seçimi için komisyonlar kuruldu. Her ilden sorumlu bir komisyonlar var. Onlar başvuran diyelim ki bir ilde diyelim ki 200 kişi başvurdu. 200 kişiyle tekrar mülakatı alınıyor. Şimdi ortam da çok müsait değil. Pandemi ortamı nedeniyle rahat rahat bu görüşmeler yapılamıyor. İstediğiniz ile her rahat rahat gidilemiyor. Bunlardan kaynaklanan bir gecikme var. Yine aynı şekilde bakıyorsunuz yine gündeme gelen daha yeni siyasi partiler de kurulacak. Daha onu da söylememiz gerekiyor. Yakın bir gelecekte bakıyorsunuz işte merkez sağda bir siyasi parti daha kurulması gündemde. Aynı onda Atatürk Mahallesi'nde onlar da bir bina kiralamış durumda. Bakıyoruz hepsi de yan yana. Merkez sağda bir parti daha kuruluyor. Evet biz Atatürk Mahallesi'nde bina da tuttular. Bina da tutuldu. Peki bunlardan mesela milletvekili var mı şu anki? Eski milletvekilleri var. Eski milletvekili. Evet. Başını Rıfat Serdaroğlu'nu çekti. Ha Rıfat Serdaroğlu Çoban Ateşi olarak bilinen bir hareket vardı. Bu hareket partileşiyor. Yani partileşme sürecine. Yaklaşık 2 yıldır bunlar 50'ye yakın ilde de toplantılar falan yapıldı. Baktığınız zaman onların da partileşmesi çok zor olmayaz. Neden? Yani aşağı yukarı Türkiye genelinde bir tabanları olan, belki bugün güçlü bir hareket, güçlü bir ses değil ama işte Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi geleneğinden yer alıp da bugünkü siyasi partiler içerisinde kendilerine yer bulamayan, kendi seslerini duyuramayanların bir araya geldiği bir siyasi yapı olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte kaç siyasi parti seçime katılır belli değil. Bir de yani demin dedik ya milletvekilleri işte alınacak, işte A planı, B planı falan diyoruz ya. Mesela biz planlardan birisi de şu. İsim vermeyeyim ama yeni kurulan siyasi partilerden birisi. Söylemeyi uygun bulmuyorum yani. Söylememiz pek şık olmaz diye. Uygun bulmuyorum ama şunu söyleyeyim. Mesela şu anda seçime girme hakkı elde eden, bakın seçime girme hakkı elde etmiş, yani 41 ilde örgütlenmiş bilmem ne falan. Ama seçimlerde böyle varlık gösteremeyen bazı partiler var. Bunun mesela geçmişte hatırlarsan Genç Parti de benzer bir uygulama yaptı. Kurulu olan bir siyasi partiye hemen isim değiştirip o şekilde seçime girme içinde mesela bu da planlardan birisi. Bununla ilgili hazırlık, bununla ilgili çalışma veya bununla ilgili görüşmeler var mı? Evet var. Bu da işte o A planı tutması B planı gibi bir takım alternatifler var. Bu seferki seçimler biraz daha iddialı seçimler olacak gibi gözüküyor. Biraz daha çekişmeli gibi olacak. Çünkü AKP içerisinden kopan iki siyasi parti var. O siyasi partilerin AKP'den mutlaka alıcılıkları oylar var. Bu arada CHP içerisinde de hareketlilik var. Bildiğiniz gibi CHP'den Muharrem İnce Bey'in başlattığı bir hareket var. Hareketin ileri bir aşamada partileşme durumu da söz konusu. Yani böyle bir parti kurma planları da var. Yalnız o değil, CHP içerisinde örneğin işte Mustafa Sarıgül'ün böyle bir niyeti var. Parti kurma niyeti var. Zaten daha önce bildiğim kadarıyla bir partileri vardı. Daha önce kurmuş veya bir hareket vardı. Bunların partileşme süreci var. Yine başında Haluk Bey'in çektiği, Haluk Pekşen'in çektiği bir grubun, yani bir arkadaş grubunun ya da belli bir grubun uzun süredir üzerinde çalıştığı bir konu var. Yani bir partileşme süreci var. Öztürk Yılmaz Bey mesela CHP'den ayrılıp bir siyasi parti kurdu. Yani partiler çok, oylar yerinde sayılır, seçim sonuçları nasıl olur hep beraber göreceğiz zaten. Bu söylediğin aslında belirli bir kesimin seçmen tabanına hitap eden
aynı benzer partiler oluyor. Yani tabii tabii benzer. Karşı taraftan oy getirecek parti anlamına gelmiyor bu. Ha şu oluyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızan ya da küsen insanların belki Millet İttifakı'ndan kopmaması için bu partiye bir durak yeri olabilir. Değil mi Saygı? Şöyle olur. Mesela CHP içerisinde CHP'nin yönetimine kırgın, kızgın olanlar var mı? Var. Zaten kırgın, kızgın olanlar da onlar da böyle bir parti kurma işlerine katılıyorlar. Bunlar aslına bakarsanız diyeyim ki Muharrem Bey parti kurdu. Yani benim şahsi görüşüm yanlış evet. yorumlanmışsın. Yok sizin görüşünüz. Mesela Muharrem Bey parti kurdu. Ya Muharrem Bey'in CHP'den hiç oy almayacak diye bir şey yok. Muharrem Bey de CHP'den oy alacaktır. Ama Muharrem Bey'in alacağı oyların oranı tamamı CHP'den mi alacaktır? Hayır. AKP'den de Muharrem Bey'e oy verecek çıkacaktır. CHP'den de MHP'den de İYİ Parti'den de oraya bir takım oylar kayacaktır. Ama bunun oranı ne kadar olur dersen zaten biz böyle bir şey söylememiz hem uygun olmaz. Millet İttifakı içinde yer alır değil mi böyle bir oluşum? O zaman şöyle kazanç olur gibi anlatıyorsunuz. İşte o şekilde evet yani mesela Muharrem Bey'in parti kurması çok zararlı değil onu söyleyeyim. Yani neden? Diğer siyasi partiler içerisinde de Muharrem Bey'i sevenler vardır. Bir de şöyle söyleyeyim. Muharrem Bey diyelim ki ne diyor? Ben %31 oy aldım diyor. Aldı mı? Aldı. Evet %31. Bunun tamamı CHP'lilerden mi aldı? Hayır. CHP'nin dışından da yine Muharrem Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek olanlar oldu biliyorsunuz. Demek ki böyle bir süreç yaşanıyor. Yani gönül şunu ister. Yani CHP açısından bakıldığı zaman veya CHP'nin yetkililerle konuştuğumuz zaman Muharrem Bey'in şu aşamada yapması gerekeni de şöyle söyleniyor. Yani deniliyor ki bu da partinin konuştuğum üst düzey bir yetkilisine ait. Dükkan içerisinde dükkan olmaz. Çok değişik bir tabir. Yani eğer Muharrem Bey siyasi parti kuracaksa, böyle bir niyeti varsa o zaman bir an önce partiden ayrılsın diyenler. Yine aynı şekilde Muharrem Bey bir hareket başlatıyorsa, nihayet 4 Eylül'de bu hareketi başlatacağını söylüyor. Bir hareket başlatacak oluyorsa o zaman bu hareketi kurduğu kendisi partiden ayrılarak yapmalı gibi değerlendirmelerde önümüzdeki dönemde sıkça duyacağımız görüşler arasında yer alacaktır Fatih. İhraç konusu konuşuluyor mu? Ya ihraç konusu şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu çok açıklık getirmedi çünkü. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından önce bu konuyu gündeme getirdik. Hatta o günkü yazımın başlığı da Muharrem İnce disipline verilecek mi başlığını taşıyordu. Tabii ki ben bilemem. Ben partili değilim. Partinin işlerini bilemem ama gazeteci olarak işte parti yönetiminde yer alan veya işte ne bileyim genel bazen haberlerde diyoruz ya Kılıçdaroğlu'na yakın çevreler veya işte parti yönetimine yakın çevreler. Bizim de işimiz bu. Yani hakikaten doğru bilgiyi alabilmek için birçok kaynağa başvuruyoruz. Ve o kaynaklardan hep şunu öğrendim. Evet Muharrem İnce'ye şu anda yani bu düzenlediği basın toplantısındaki yaptığı açıklamalardan dolayı herhangi bir disipline verilmesi düşünülmüyor. O kesin. Yani şu ana kadar Muharrem İnce'yi ondan dolayı disipline vermeyecekler. Ama Muharrem İnce Bey benzer bir örneğin işte 4 Eylül'de Sivas'ta açıklama yapacak. 4 Eylül'de Sivas'ta yapacağı açıklamalar yine parti yönetimine veya işte böyle şekilde olursa işte ben hareket başlatıyorum deyip CHP'de kalmaya devam ederse ihracı gündeme gelecek. İhraç edilecek mi? Bu durumda kesin olarak ihraç edilecek. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de şöyle araştırma yaptığınız zaman disiplin kurulu 15 üyeden oluşuyor. Muharrem İnce'ye bildiğim kadarıyla yani yine dediğimiz gibi biz araştırıyoruz. Muharrem İnce'ye yakın bir orada üye var, bir üye. Diğer 14 üye Muharrem İnce'nin aleyhinde. Yani Muharrem İnce'nin bu hareketinin hepsi karşısında. Muharrem İnce eğer şey yapacaksa istifa etsin diyenler veya böyle devam edecekse ihraç edilmelidir diyenler arasında disiplin kurulu üyelerinin olduğuna da tanık oluyoruz. O nedenle Muharrem Bey için özellikle Eylül ayı çok kritik bir ay. Özellikle 4 Eylül, de 4 Eylül bir milat olacaktır. Çünkü o gün bir kitle toplanacaktır. Bir de tabii Muharrem Bey'in o gün yanında kimler olacaktır bilmiyorum. Bunlar da herhalde
CHP'nin gizli gözleri tarafından izlenecektir, görülecektir. Kimlerle beraber nasıl yol alıyor, bunlar da herhalde CHP'nin yapacağı çalışmalar arasında yer alıyor diye bir gözüküyor bana. Peki Saygı abi, bir şey soracağım. Bugün Mehmet Tezkan yazmış, yine Fehmi Korun'un da bir yazısı var ama ufaklı. Ama Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı konusunda adaylığının güç kazandığı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemediğini ve Sayın Meral Akşener'le birlikte yine Ekrem İmamoğlu gibi sürpriz bir ismin de ortaya çıkacağı, bu iki isim arasında tercih yapılacağını söylüyor. Şimdi tabii Mehmet Bey daha önce biliyorsunuz İYİ Parti'den de milletvekili adayı olmuştu. Dolayısıyla değerli bir meslektaşımız, onu söyleyeyim, ama sonuçta bir siyasetin içerisine girdiği için genel başkanının olmasını arzu eder. Fakat CHP arzu eder mi, ona bakmak lazım. Meral Hanım diyeceksiniz ki, deriz ki Meral Hanım Cumhurbaşkanlığını hak ediyor mu? Bana göre hakikaten bir mücadele veren, iyi bir mücadele veren, birçok badireyi o mücadeleci azmiyle aşan bir kadın. Bir parti lideri. Şimdi bu dönemde de daha önce zaten biliyorsunuz kendisi Cumhurbaşkanlığı adaylığına başvurdu. Cumhurbaşkanlığı adayı oldu. Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olabilir mi? Aday olabilir. Daha önceki seçimde işte bildiğiniz gibi oy oranı partisinden aldığı oy oranından daha düşük çıkmıştı. Ancak Akşener'in özellikle son dönemlerde, hatta o seçimlerden sonraki izlediği tavır, halkımızın büyük bir bölümünün yeniden güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme dönüş yolundaki istekleri, kararlılığı ve bu kararlılık içerisinde Meral Akşener'in de çok önemli bu konunun üzerinde durduğu da bir gerçek. O nedenle Akşener'in aday olmasını çok yadırganacak bir durum değildir. Sonuçta bir siyasi partinin genel başkanı, daha önce Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isim, yadırganacak bir durum değildir. Ama şunu da söylememiz gerekir ki, Cumhurbaşkanı ile ilgili daha liderler düzeyinde, bakın özellikle ittifakla ilgili liderler düzeyinde şu olsun, bu olmalı, şunun üzerinde durursun gibi konular konuşuldu mu derseniz, yaptığımız araştırmalara, işte kulis bilgilerine göre, yakın çevrelere göre, onlardan aldığımız bilgiler hiç bu konuların konuşulmadı. Peki Abdullah Gül nereden çıktı? Vallahi Abdullah Gül'ün çıkmasını geçmiş döneme bağlanıyor. Yani önceki seçim döneminde Abdullah Gül'ün adı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirilmiş. Yani kim olmalıdır, kim olmalıdır, orada herkes bir isim önerebiliyor. İşte Meral Akşener'e de bulunduğu, işte yani onunla ilgili görüşmeler yapıldığı zaman da Abdullah Gül konusu gündeme geldi. Ama ben şunu da biliyorum, Abdullah Gül konusunda CHP'nin Abdullah Gül bizim adayımız olmalıdır gibi bir girişim olmadı. Ha, ismi geçti mi? İsmi geçmiştir. Neden geçmiştir? Kim aday olmalıdır konusu konuşulduğu zaman geçmiştir. Eğer CHP Abdullah Gül konusunda ısrarcı olmuş olsaydı, Muharrem İnce Bey'in yerine o zaman Abdullah Gül'ü gösterirdi. Yani şöyle söylemek, Abdullah Gül'den CHP'nin öyle büyük bir memnuniyeti falan yoktu ki. Hatırlayınız, o zaman yapılan açıklamalarda Abdullah Gül hep noter olarak nitelendiriliyordu. Gelen işte Çankaya'nın noteri gibi nitelendiriliyordu. O kadar şey döneminde Anayasa Mahkemesi'ne hiçbir dava götürmemesi, hiçbir veto, hemen hemen neredeyse sadece iki konu vardı. İki konunun yeniden görüşülmesinin dışında meclisten gelen her şeyi kabul etmesi, CHP'nin her olayı neredeyse, yani Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı her konuyu yeniden Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi de yine o süreçte oldu. Şimdi Gül'ün konusu gündeme gelmiş olabilir, isimler konuşulmuş olabilir ama sonuca bakmak gerekir. Nasıl oldu onu da anlatmaya çalışayım. Seçimlerden, ya şey, daha seçim sürecine girildiği, işte adayların yavaş yavaş ortaya çıktığı dönemde CHP'nin de yaptığı anketlerdi. CHP kimi aday gösterelim diye anketler yapıyordu. Birden çok firmaya, değişik firmaya, değişik isimlerle anketler yapıldı. Bu anketlerde
aday olarak kimi görmek istediği gibi sorular yöneltiliyordu. Mesela bunların içerisinde Muharrem İnce en önde çıkmaya başladı. Ve o süreç içerisinde Muharrem İnce bir an önce kim aday çıkacaksa, kendisinde kafasında böyle bir niyeti olduğu için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na gitti. Kılıçdaroğlu'na kim siz efendim dedi, siz aday olun Cumhurbaşkanı'na dedi. Kılıçdaroğlu olmak istemediğini kendisine göre bir takım gerekçeleriyle anlattı. O zaman dedi Kılıçdaroğlu'na ben aday olmak istiyorum dedi. Ben aday olmak istiyorum deyince Kılıçdaroğlu'nun kendisine verdiği cevap da şudur. Zaten anket yaptırdık. Anketlerde siz %85'li en önde siz çıkıyorsunuz dedi. En önde siz çıkıyorsunuz, sen buna göre hazırlık yap dedi. Peki, hazırlık yapacak. Fakat bunun açıklama yapılana kadar Kılıçdaroğlu duyurmamasını istedi. Yani kimse bilmesin. Daha çalışmalar yapılıyor gibi. Fakat bir hazırlık yapmanız gerekiyor. İşte ne bileyim, Cumhurbaşkanı adayları için fotoğraflar çektirmeniz gerekiyor. Arabaları, otobüsü donatmanız gerekiyor. Giydirmeniz gerekiyor fotoğraflarınız. Bunlar büyük bir gizlilik içinde yapıldı bakın. Ne yapıldı? Normal işte fotoğraflar stüdyolarda falan genelde çekilir bu tür fotoğraflar. Stüdyoda değil, çok güvendikleri bir fotoğrafçıyı bir arkadaşının bürosuna çağırdılar. Mesela adaylık fotoğrafları o büroda çekildi. Yani böyle çok özenle vezenle değil, bir ofiste çekildi. Neden? Dışarıda duyulmasın, kimse bilmesin diye. Ve sanıyorum o olaydan 6 gün sonra da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, özür diliyorum, İnce'nin adaylığı o yapılan ünlü toplantıda duyurulmuş oldu. Şimdi şu da benim dikkatimi çekti Fatih. Geçenlerde biliyorsunuz Muharrem Bey'in basın toplantısı oldu. O toplantıda benim en çok ilgimi rozet çekti mesela. Neden? Evet, yazdınız da onu aynı yazdım zamanda. Yazdım Fatih. Hakikaten rozet çekti. Şimdi bakıyorsun daha Muharrem İnce kürsüye çıktığında belki o olayın, o Cumhurbaşkanı olayın hiç unutulmayanlardan birisi bana göre o rozet değişimi konusuydu. Muharrem İnce yakasından CHP rozetini çıkartıp Kılıçdaroğlu'na takdim etti. Ben dedi herkesin Cumhurbaşkanı olacağıma göre partimin rozetini çıkartıyorum deyip teslim etti. Kılıçdaroğlu da ona yakasındaki ay yıldızlı şanlı bayrağımızın rozetini çıkardı. O da Muharrem İnce'ye takmıştı. Tarafsız herkesin Cumhurbaşkanı olacağı diye. O gün dikkatimi çekti. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun verdiği rozetle toplantıya katılmıştı. Basın toplantısına katılmıştı. Ve yakasında da CHP rozeti yoktu. Şimdi enteresan gelişme. Demek ki Muharrem İnce Bey'in yine hedefinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Cumhurbaşkanlığı sırasında taktığı rozet o gün yine yakasındaydı. Yakasındaydı diyorsun. Ve şunu da hemen ilave etmek lazım oraya. Muharrem İnce o zaman ne demişti? Ben bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım demişti. Ay yıldızlı bayrağımızı takmıştık. Şimdi bu sefer de yine ay yıldızlı bayrağı burada ve adaylık yolunda da ilerliyor. Nasıl ilerliyor? Mesela adayları konuşuyoruz işte nedir, nasıl olur. Mesela Muharrem Bey 100 bin imzayla bir aday olabilir. 100 bin vatandaşın imzasıyla bir... Bulur değil mi bu rakamı? 100 bin rakamı bulunur yani. Tabii, Muharrem Bey bulur, bana göre bulur. Ama nasıl olur, aday olur mu olmaz peki, mı? Peki ilk turda birden çok aday olması, aynı ittifak... düzleminde insanların adaylığını koyması ama ikinci turda en çok oy alan aday üzerinde uzlaşılması gibi bir formül geliştirilebilir var, mi? Var şimdi şey konuşulan şu Fatih, sen de bunu biliyorsun. Konuşulan şu, birden çok aday seçime girebilir. Seçimde sonuçta %50+1'i bir kişi bulduğu zaman zaten seçim eyvallah bitmiş oluyor. Fakat seçimde birden çok aday olduğu zaman, oylar bölündüğü zaman seçimin ikinci tura kalma olasılığı da yüksek. Ve seçim ikinci tura kaldığı zaman da bugün Millet İttifakı'nı destekleyen veya aynı grupta yer alanların onlar bir diğer cumhur adayına karşı herhalde birleşirler. Ama seçimin sonucu nasıl olur onu da ancak böyle bir seçim yapılırsa görebileceğiz. Peki Saygı abi bugün getirelim o görüntüyü arkadaşlar. Sözcü Gazetesi'nin
manşeti var. Önemli bir manşet. 2 milyon vermeye hazırım diyor. Kim diyor? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Niye bunu söyleme ihtiyacı duydu? Kendisine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı 2 milyon liralık tazminat davası ki 2 gün önceki İpek Özbey'i Cumhuriyet'te yaptığı röportajda söylemişti. Erdoğan ailesinin milyarlarca lirası var ve yurt dışındaki paralarını getirsinler demişti. Ve bunun üzerine 2 milyon liralık tazminat davası açıldı ve Sayın Kılıçdaroğlu çıktı. Dedi ki size 2 milyon vermeye hazırım dedi. Şimdi insanın aklına burada birden fazla soru geliyor. Bir, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakikaten hazırda 2 milyon lirası var mı? Yani vermeye niyeti var mı? Ya da mahkeme daha sonuçta verir, verir. Ben inanıyorum verir. Nasıl verir biliyor musun? CHP'nin köklü, Türkiye genelinde yaygın bir yapısı, bir teşkilatı var. Kılıçdaroğlu hatırlayınız ne demişti? Özellikle tank palet fabrikası ile ilgili bize 2 gün izin verin. O tank palet fabrikası için gerekli olan 50 milyon doları. 50 milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Doları 2 gün içerisinde biz bulalım dedi. Demek ki seçmenine, demek ki partilerine, demek ki insanların sağduyusuna güveniyor. Şimdi o olayda bu kadar öne çıkan ve o kadar iddialı sözler söyleyen Kılıçdaroğlu'nun yine böyle bir şey konusunda vatandaşın kendilerine destek olacağına inanıyor. Sonuçta Kılıçdaroğlu bunları söyledi, söylerken kendisi için söylemiyor. Kendisini için bir çıkarı yok. Ve açılan davalarda böyle böyle dava değil. Bakın Man Adası ile ilgili gündeme getirdiği, yaptığı basın toplantısıyla gündeme getirdiği olaylarla ilgili hakkında 5 ayrı dava açıldı. Bunlardan 4 tanesi, 4 tanesinin ile ilgili devam eden davaların bir kısmı hakimleri reddi hakim talebinde bulunulmasına rağmen avukat Celal Çelik'in zamanında buna uyulmaması, reddi hakim talebiyle ilgili işlemlerin yerine getirmemesi nedeniyle istinaf mahkemesinden bu gerekçeyle bozulup dönmüştü. Ve bunlardan, bozulup dönenlerden 2 tanesiyle ilgili yerel mahkeme yeniden kararını verdi. Bakıyoruz birisinde 197 bin lira, 197 bin. Birisinde bakıyorsunuz işte 300 bilmem 57 bin lira. Yani toplam 527 milyon lira şu anda mahkum olmuş durumda Kılıçdaroğlu. 527 bin lira. Bin lira mahkum edilmiş durumda. Daha 2 davası bitti. Daha 3 tane de benzer davalar var. Şimdi ama şunu inanıyor konuştuğum zaman da. Bu 2 milyon vermeye hazırım derken aslında bir nükte olarak ben söylüyorum bunu. Tabii. Yani yapılırsa evet, böyle bir şey. Ama yani neye karşılık eğer ne olursa ben bu 2 milyonu vermeye hazırım şimdi diyorum. Onun gerekçesini konuşmamızda açıkladı. Dedi ki biliyorsunuz dedi Amerikan Parlamento Kongresi'nde ilgili Cumhurbaşkanımızın mal varlığı konusunda bazı iddialar gündeme getirildi. Mal varlığı bir ara gündeme getirildi. Bu konuyu da üzerinde yetkililerimizin yeteri kadar durmadığını yani bu konunun üzerine yeteri kadar eğililmediğini ifade edildi. Şimdi bu konu CHP Genel Başkanı tarafından yine böyle bir yurt dışındaki paraları iması da bulundu. Yani var anlamında. Peki bunun Kılıçdaroğlu'nun bir dayanağı mı var? Bu konuda benim tahminime göre söylüyorum. Dayanağı Amerika'daki yapılan bu açıklamalardır. Bu açıklamalara diyor eğer karşı dik durursa ve önceki CHP Genel Başkanımızın yaptığı gibi Deniz Baykal'ın yaptığı gibi işte ilgili ülkelere benim mal varlığımla ilgili araştırma yapılmasını. İsviçre bankalarında param var mı yok mu diye resmen hukuka başvurdu. Başvurdu. Peki yani istediği şu mu Sayın Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı başvursun. Amerika'daki yargıya başvursun ve benim Amerika'da 5 kuruşum yoktur diye bir belge alsın diyor. Aynen talebi o. Evet yani bunu gündeme getirmeye çalışıyor. Ama bununla ilgili olarak tabii ki biliyorsunuz avukatları, Cumhurbaşkanımızın avukatlarının açtığı bir dava var. Dava miktarı da 2 milyon lira. Kılıçdaroğlu da diyor ki yani bunu diyor Amerika'da bunu diyor bizden önce Amerika'dan Amerikalılar gündeme getirmişti. Kongre gündeme getirmişti. O nedenle madem böyle bir şeyiniz yoksa siz başvurun ve dava açacağınız yer ben değil aslında Amerikalılar olmalı.
Amerikalıların olması için de siz bunu 2 milyon lira değil, 2 milyon dolar olarak aşmalarını öneriyorum gibi değerlendirmeleri var. Tabii şu var, Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Ne diye yürüdü? Adalet, adalet, adalet diye. Hakikaten Türkiye'de herkesin büyük bir adalet beklentisi, adalet özlemi var. Dileriz yargı bu özlemleri yerine getiren adımlar atar. Ve gerçek neyse de onların ortaya çıkartılmasına hizmet eder. Bazen Fatih cümlemi tamamlayayım. Tamam. Bazen bir de şu var. Avukatların yani diyelim ki şüpheli avukat ya da işte hakkında dava açılan kişilerin gündeme getirdiği fakat bazen belgeleyemediği olaylar oluyor. Bunun için de avukatlar şu konunun falan yerden sorulması gibi bir takım önerilerde bulunuyor. Bu tür konularda adil bir karar verilebilmesi için öncelikle bunların da dikkate alınması, yani sanık avukatının da önerilerin dikkate alınıp mahkemelerin bunları da ilgili makamlardan istemesinde büyük yarar var. Ancak ve ancak gerçekler o zaman ortaya çıkar. Yoksa sanık avukatının böyle bir şey yoktur demesi, sanık avukatının böyle bir şey vardır. İşte tabii sanık avukatı oluyor. Dava açan kişinin de böyle bir şey yoktur demesiyle bu işler ortaya çıkmaz. Böyle bir olay hakimin kanaat oluşturmasını bile zorlaştırır. Ama ülkemizde şu var ki yargı ile ilgili konularda insanların bir duyarlılığı, yargıdan çok büyük beklentilerimiz vardır. Bu beklentilerin yerine gelmesi ancak yargının vereceği adil kararlarla olur. Bu adil kararları beklemek de herkesin hakkıdır. Peki Saygı abi şunu soracaktım. Yani neden Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'da bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Ali Üstünç da buraya geldi ve şunu söyledi. Amerika'da dövizi varsa, altını varsa, gayrimenkulü varsa bunu bildirsin ve hukuken başvursun. Amerikan mahkemeleri Sayın Erdoğan'ın bizim topraklarda hiç 5 kuruşu yoktur diye bir yazı alsın, sonra gelsin dedi. Yani bunu senin röportajdan önce Ali Üstünç da söyledi burada. Peki Sayın Erdoğan'ın gerçekten Amerika'da yani bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi bir mal varlığı var mı? Hayır, ben bunları bilemem Fatih. Sen de bilemezsin. Sen bana soruyorsun. Ben bunu yani bana biliyor musun? Ben bilmiyorum. Hayır, Sayın Kılıçdaroğlu'yla konuştuğunuz için. Kılıçdaroğlu'nun yani. o da Amerikan muhtemelen Amerikan Kongresi'nde bu konular gündeme geldiği zaman, konuşulduğu zaman ve o konuşulmasına rağmen o dönemde yeteri kadar bunlarla ilgili cevap verilemediğine dayandırıyor diye düşünüyorum. Yoksa yani bir elinde bir belge. Ben zannetmiyorum. Bu yani bu konuyla ilgili ben belge olduğunu zannetmiyorum ama. Yani Sayın Kılıçdaroğlu size bir belge çıkarıp gösterdi mi? O anlamda. Hayır. Hiçbir şey gösterdi. Yani bunu biliyor musunuz derken yani sizin şahsi kişiliğinizle ilgili. Tamam anladım. Evet. O görüşmede acaba sizi ikna eden bir bilgi ya da belge yok, oldu mu? Yok hayır herhangi bir şey olmaz. Öyle bir şey olsa zaten yazarız. Kılıçdaroğlu elindeki belgeleri biraz yazmak zor oldu da. Hayır elindeki belgelerin bunlar olduğunu iddia etti dersin. Yani bizim şeyimiz olan. Sonra Manadası işine dönmesin. Ama abi. Ne yapalım Fatih yani işte böyle bir şey var. Sonuçta gazeteci bir partinin genel başkanının yaptığı açıklama. Nasıl Cumhurbaşkanımız diyelim ki Kılıçdaroğlu ile bir ilgili bir açıklama yapıyorsa veya diğer siyasi liderlerle ilgili bir açıklama yapıyorsa veya işte parlamentoda bazı konular gündeme getiriliyor yazıyorsanız Kılıçdaroğlu'nun söylediği neyse, ne iddiada bulunuyorsa onu da gazeteci olarak yazıyoruz. Şimdi siyasetçinin söylediğini onun yani siyasetçi dediğimizde sıradan bir siyasetçi değil. Türkiye'nin en büyük siyasi partilerinden birisinin genel başkanının sözlerini gazetecilerin yok kabul etmesi, ya bu olay zaten böyle bir şey yoktur yaklaşımı sergilemesi doğru değil. Neden? Böyle bir şey var mı yok mu dediğimizi biz bilemeyiz ama bir siyasetçinin mutlaka dayandığı bazı şeyler vardı. Dayandığı şeyler bana dersen belge falan, hayır dediğim gibi ben belge bilgi görmedim ama dayandığı konu bu. Bir de dayandığı konu enteresan. İşte CHP'nin önceki genel başkanının yaptığı gibi bir adım atarsa en azından bu konular bir daha hiç gündeme gelmez. Kapanmış. Tabii mesela Baykal olayında
Baykal olayında ne konuşuldu? İşte İsviçre'de bankalarda işte Deniz Baykal'ın ve Aslı ya, Baykal'ın kızının İsviçre'de parası bankalarda parası peki, olunduğu nasıl ile bulunacak? İddia sen vardı. O ilgili ülkeye başvuracaksın. İsviçre'ye gitti, başvurdu Sayın Baykal. Ne benim ne kızımın üzerine para var mı diye cevap geldi. Sıfır, tamam, bin lira. Tamam işte olay bu kadar. Ne oldu o günden sonra? Baykal'ın bu konu hiç gündeme geldi mi? Hayır. Hayır, gündeme gelmedi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun da anladığım kadarıyla bu açıklamalardan şunu anlıyorum. Böyle bir takım konular Amerika'da konuşuldu. Bu olayın ortadan kalkması gerçekten böyle bir şeyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanımıza da yani daha rahatlatır. Doğrusu ülkemize de zarar verir. Böyle bir şey olay yoksa da zaten kapanır gider ve söyleyenler de müfteri olarak ilan edilir. Yani bunlar böyle boş iddiaları ortaya atanlar da müfteri olarak, dolayısıyla müfteri olarak kim ilan edilir? Amerika, öncelikle Amerika ilan edilir. Temsilcisi, senato. Ha, böyle bir şey iddialar orada, vardı orada. Orada konuşulduğu için. Çünkü bir daha konuşulduğu zaman yaptırımlarında ilgili bir madde Sayın Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması ne kadar ilgili. Çirkin bir şey. Tabii bu mal varlığının araştırılması orada Kılıçdaroğlu orada Cumhurbaşkanının mal varlığı olduğu anlamına da gelmez. Onu da ifade etmemiz gerekir. Evet, o bir iddia diyelim. Tabii tabii. Peki abi bugün son olarak onu konuşalım. Çok fazla bir zamanımız kalmadı ama var daha zamanımız. Denizlerde savaş var diye bir yazınız var bugün. Yunanistan-Fransa müşterek deniz tatbikatı ile ilgili bir de harita eklemişsiniz yazınıza. Evet. Bu haritayı siz mi hazırladınız yoksa bir yerden mi? Yok, konuyu bilen insanların konuyu hazırladığı bilen insanlar. Siz mi hazırlattınız diye sordum. Nedir bu denizlerde savaş var? Arkadaşlar o haritayı bir getirelim. Saygı abi konuşurken o haritayı da görelim. Yani Yunanistan'la Fransa Türkiye'nin kıta sahanlığı evet. içinde tatbikat düzenliyor. Ama iki gün süren tatbikatta kimse bir şey demiyor. Tatbikat bittikten sonra Rize'de haydutluğa izin vermeyeceğiz diye Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması var. Ama şeyler hakikaten yapılan haydutluk, onu söylemek gerekir. Yani niye Fransa haydutluk ve sırasında tepki gösterilmedi? Yunanistan'ın yaptığı gerçekten haydutluk. Cumhurbaşkanı evet yani bir açıklama yaptı, haydutluğa izin vermeyeceğiz dedi ama ne yazık ki dediğiniz gibi bu yapıldı. Böyle bir nedir abi bu harita, bize anlatırsan eğer yani... Şimdi şimdi Türkiye'nin ekonomik bölgeler ve kıta sahanlığı var. Yunanistan'da böyle bir kıta sahanlığı bulunmaktadır. Ve bu bölgelerde baktığınız zaman normalde Türk kıta sahanlığı içerisinde yabancı bir ülkenin askerinin orada bir tatbikat yapması, ateşli silahlar kullanması yasal olarak mümkün değil. Fakat görüyoruz ki bu bölgelerde Yunanistan ve Fransa ortaklaşa tatbikat yaptı. Şimdi bu yani ülkemizin kabul etmesi etmemesi gereken bir durum öncelikle onu söyleyelim. Ve bu bölgeyle ilgili olarak sık sık karşılıklı nefstekler ilan edildi. Yani diyor ki Türkiye ben bu bölgeye giremezsin. Veya işte bakıyorsunuz sizin bu kararınızın arkasından hemen Yunanistan... Hayır, o bölgelere girebilirsiniz gibi adeta bunlarla ilgili bir savaş gibi bir uygulamalar yapıldı. Yani Türkiye ne diyorsa Yunanistan tam tersi bir uygulama yapıyor. Türkiye, Yunanistan'ın herhangi yaptığı haksız sözde uygulamalarına baktığımız zaman Türkiye'de bunlarla karşı hayır Yunanistan'ın söz şeyleri geçersiz gibi dünyada bakıyoruz Türkiye ile Fransa, Türkiye, Yunanistan bugün Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle, Ege'deki yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle dünyanın ana gündemi olmaya devam ediyor. Ben o günkü yazımda bunu işlemeye çalıştım. Yani denizlerde savaş var gerçekten. Peki bu sıcak bir savaşa dönüşme ihtimali var mı? Dönüşme ihtimali yoktur. Neden yok? Şu yüzden yok bana göre. O bölgelerle ilgili yani bazen komutanlarımızın yaptığı açıklamalarda hep savaşa dönüşür denilir ama öyle savaş işi kolay değil. Yani böyle savaşa girmek kolay değil. Neden? Ya ortada örneğin Lozan Anlaşması var, Paris Anlaşması var. Bu anlaşmalara göre adalarla ilgili kararlar var. Ama bu adalar yani Türkiye'nin haklı olduğu bir konu. Bunları savaşta değil diplomatik yollarla zaten haklılığımız ortada. Bunu kanıtlamamız her zaman mümkün olan yerdir.
Bu nedenle diplomasiye daha çok ağırlık verilmesi gerekiyor veya diplomasinin ön plana geçtiği bir olay. Yoksa savaş ancak diplomasiyle elde edemeyeceğiniz, edemediklerinizden sonra yani diplomatik yollarla, tüm çabalarda bulunursunuz. Sonuç elde edemediğiniz zaman askere başvurulan bir olay. Burada savaş değil, diplomasi ön planda. Ama diplomasi yok gibi artık. Türkiye diplomasiyle çok az sorun çözebiliyor bölgede. Yani daha çok askeri metotlar ve yöntemler ön planda. Doğru değil mi Saygı abi? Yani diplomasi o kadar da yok değil diye bir şey yok. Yani diplomasimiz var. Ama dünyadaki gelişmelerde birçok olayda yalnız kaldığımız olaylar oluyor. Veya kendimizi yeterince anlatamadığımız olaylar oluyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi şu olayda adalarımızla ilgili gelişmeyi. Mesela 23 adanın Lozan'a göre buraların mesela gayri askeri statüde olması gerekiyor. Gayri askeri statü yani asker olmaması gerekiyor. Ağır silahları, askeri birliklerinin orada olmaması gerekiyor. Ne oluyor? Bugün 16 tane adada. Bakın 16 adada. Yani Lozan'a göre Yunanistan'a devredilmiş 16 adada gayri askeri statüsünden çıkmış. Orası askerin bulunduğu yerler haline gelmiş. Mesela Dede Ağaç bölgesi. Yine Lozan anlaşmamıza göre orada sınır birliğinin dışında başka askeri birlikler olmaması gerekiyor. Fakat iki tane mekanize tugayı oraya yerleştirmiş durumda. Yunanistan. Tabii. Şimdi dolayısıyla Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal eden girişimleri var. Ve bu girişimlerin yanı sıra özellikle Yunanistan'da Batı Trakya'da olan soydaşlarımıza dönük de son dönemlerde çok etkili ve Türkiye'nin kabul etmeyeceği gelişmeler yaşanıyor. Türk okulları kapatılıyor orada. Türklerin bulunduğu evlere değişik işaretler konuluyor. Baktığınız zaman mesela müftü bile atayamaz durumdasınız. Oysa anlaşmalara göre müftünün normal Türkiye tarafından veya seçim atılması gerekirken bunları yapılamıyor. Ama aynı şeyler baktığınız zaman Türkiye'de işte bunlarla ilgili her türlü kolaylık gösteriliyor. Daha ben iki gün önce Gökçeada'daydım. Gökçeada'da mesela Rum vatandaşlarımız var. Oradaki okullar, yaşlı insanlar daha çok, böyle gençlerin, öğrenim yaşında olan çocukların olmadığı bir yer. Bakın Yunanistan'dan Türkiye'ye çocuklar, Türkiye'de öğrenim görmek için geliyorlar. Şimdi yani sizin bir taraftan orada okullarınız kapatılırken, bizim de yurt dışından yani Yunanistan'dan öğrenciler gelip orada Rum okulunda okuyabiliyorlar. O nedenle Yunanistan'da hakikaten aklını başına alması gerekiyor. Yani şu gelişen olaylarda bazı ülkeleri yanına alıp onların desteğiyle beraber yol alıyor ama bunlar da doğru yolda olmadıklarının işaretleri olarak görülüyor. Yine adalarla ilgili yine gelişmeler var. Ege'de 1800 civarında ada var. Bunlardan yaklaşık işte 1700'ü kullanılamayacak şekilde adalar. Ama adaların bugün 18 tane ada, yani ne Türkiye'ye ne Yunanistan'a ait olmadığı ifade edilen adalardan mesela 18'ine Yunanistan yerleşmiş durumda. Yani hem asker olarak yerleşmiş durumda, okulunu açıyor, işte cezaevini açıyor bilmem ne falan, bir takım haksızlıklarla Türkiye'ye karşı karşıya. Biz de bunları her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bunları dile getirmek de bir gazetecinin görevi olduğuna inandığım için Fatih. Saygı abi çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ağzına Fatih. Sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Önemli kulisler bilgiler aldık senden. Umarım bu bilgileri, kulisleri daha sonra da almaya devam ederiz. Çok sağ olun. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Bu arada tabii kapatmadan önce Saygı abi yeni bir kitap yazdı. Alaaddin Çakıcı. Siyasette, bürokraside. Ne zaman yazdın abi bunu? Fatih, vallahi işte bu pandemi döneminden dedik ya bari bir kitap daha çıkartayım dedim ve bu konuyu yazdım. 2-3 gün oldu raflarda yerini alana. Doğan evet. Kitaptan çıkan kitap. Eline sağlık. Alaaddin Çakıcı hem siyasi bir figür hem eski bir kabadayı tabiri doğruysa. Ama Çakıcı'yla ilgili Sayın Bahçeli'nin özel ilgisi, alakası var. Onu da yazmışsınızdır umarım. Tabii ki. Onların hepsi var. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Fatih. Sağ olasın.
Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan ana haberi izleyecekseniz ana haberi de kaçırmayın derim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.